Müzisyen Can Atilla'nın Mart ayında dinleyicilerle buluşan Canı Yunus adlı albümüne yer vereceğiz şimdi. Yunus Emre'nin hayatını konu alan albümdeki 13 eser 6 yıllık bir çalışmanın ürünü. 3 boyutlu olarak hazırlanan bir klibi de içeren albümün hikayesini Can Atilla'dan dinleyelim. Sürmek ile haktan imiş cana tüm nasibim. Tarih ve aşkı notalarla buluşturduğu eseriyle tanınan besteci Can Atilla, 21. albümü Canı Yunus albümüyle dinleyicisiyle bir kez daha buluştu. 73 dakikalık bir müzik yolculuğu vaat eden Canı Yunus albümü, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. Etnik, elektronik ve yer yer rock unsurlarını içeren albüm 13 eserden oluşuyor. Albümde lirizm ve natürel duygusallık hakimken, aynı zamanda her eser tarihe mal olmuş önemli bir şahsiyetle birlikte bir olayı sembolize ediyor. Canı Yunus albümü için 2014 yılında başladım ben çalışmaya. Albümün içinde toplam 14 eser bulunmakta. Yunus Emre'nin hayatı ile ilgili parçaların hepsi. Daha önce ülkemizde hep Yunus Emre'nin şiirleri şarkı sözü olarak kullanıldı. Ama bu sefer bilinmeyen o eski gizemli dünyası da yaşadıkları o içsel yolculuğu bir albüm halinde, bir müzikle birleştirilmiş durumda, bir albüm halinde şu anda. Cana, albüm birçok ilke de imza atıyor. Canı Yunus adlı şarkı için 3D olarak tasarlanan bir klip mevcut. Yunus Emre'nin ziyaret ettiği Hacı Bektaş, Mevlana ve Ahmet Yesevi türbeleri, dünyada ilk kez aslına uygun şekilde modellenmiş olarak aynı klipte yer alıyor. Klibe ek olarak Can Atilla'nın albümü hazırlarken zihninde oluşan imgeleri yazıya döktüğü İngilizce ve Türkçe bir kılavuz da bulunuyor. Albümün içindeki bütün eserler bir olayı anlatıyor. O olayın içinde mutlaka Yunus Emre de var. Mevlana ile birlikteliği var. İlk Hacı Bektaş dergahına gittiği anda yaşadıkları var. Tapduk Emre ile olan aşkını anlatan Tapduk Emre Aşkını adlı bir parça var. Albümdeki 14 eserin 14'ü de Yunus Emre'nin yaşadığı bir olayı anlatıyor. Hayatın en önemli bunlar mihenk taşları. Peki bunları ben müzikte nasıl aktaracağım? Bunları ben biliyorum yaparken. Onlar bana ilham veriyor, onlar bana enerji veriyor. Ama ben bunları dinleyiciye, benim beynimin içindeki bu fikirleri, bu ideaları, bu sembolizmaları, bu batini ilimleri nasıl aktaracağım, nasıl? O zaman bir şey düşündüm, şöyle bir şey yapayım dedim. Albümün içine ben kendi düşüncelerimi anlatan bir dinleyici için bir dinleme kılavuzu hazırlayayım dedim. Canı Yunus, Yunus Emre'nin divanında yer alan beyitlerle başlıyor. Albüme de adını veren eserin yanı sıra Elif Biçare, Tapduk Sultan Aşkın, Dergahta Yeniden Doğuş, Aşk-ı Rumi ve Hacı Bektaş'ın Huzurunda gibi eserler mevcut. Ve albümün son eseri de yine Canı Yunus adlı şarkının enstrümantal versiyonu.